Kübra Hanım'ın sorusuna cevap vereceğim. Ee, bu arada biraz sesim kötü. Hastayım. Kusura bakmayın lütfen. Ee, Kübra Hanım demiş ki bize midemiz fizyolojik olarak tamamen eski formuna döner mi? Uzun süreli bir sorun yaşar mıyız? Sindirim, motilte yani hareketliliği, bağırsakların, hormonlar ve enzimlerde uzun dönemde bir sorun gelişir mi? Şimdi Kübra Hanım birincisi e, mide aynı eski formuna dönmeyecek. Çünkü biz obezite cerrahisi ya da diyabet cerrahisi yaptığımızda e, en azından mideyi kesip daraltıyoruz. Ve bunun evet mide genişlenme sorusu çok sık duyarız. Ufak tefek genişlemeler olacak. En azından yemek yemeniz daha kolay hale gelecek. Ama diğer yandan hiçbir mideyi sonra farklı bir sebeple ameliyata girdiğimizde eski haline dönmüş olarak görmüyoruz. Yani mide hatta şunu söyleyeyim tekrar kilo olan insanlarda bile ameliyata girdiğimizde mideyi tam olarak eski halinde görmüyoruz. Yani burada şu soruyu revize etmek gerekiyor. Zaten bunun cevabını ben kanalda sıkça veriyorum. Miden büyür mü? Büyüdüğü için kilo mu alırım? Mideniz büyüdüğü için kilo almıyorsunuz aslında. Sadece o birazcık kolaylaştırıyor tabii ama Diğer yandan siz fazla kalori alırsanız kilo alıyorsunuz. Yani aslında normalde ameliyat olmamış bir insanla buradaki duruşumuz aynı. Yani evet ameliyattan sonra mideniz belirli şekillerde rahatlayacak, değişecek. Ee, eski formuna, eski boyutuna tamamen dönmeyecek ama diğer yandan kötü bir şekilde beslenirseniz tekrar kilo alabilirsiniz. Burada Kastedilen sorudaki başka bir şey var bence ayrıyetten onu da anlatayım. Eski forma döner mi derken yani ben eski sorunsuz problemsiz mideme kavuşur muyum? Bunu soruyorsunuz herhalde. burada tabii ki eski problemsiz sorunsuz midenize kavuşursunuz ama bu birazcık vakit alacaktır. çünkü sonuç olarak mide üzerine bir işlem yapılmış olacak. En basitinden yemeniz içmeniz onun neticesinde Birazcık zorlaşacak. ha Ama mideyle ilgili hani bazen diyorlar ya dışarıda eksik olur musunuz? E, problem yaşar mısınız? Öyle bir şey genellikle yaşanmıyor. Ve insanlar normal hayatlarını ameliyat olduklarını unutacak şekilde yaşayabiliyorlar. ya yani Böyle bir problem uzun dönemde çok başımıza gelen bir şey değil. Diğer yandan uzun süreli sorun olur mu? Şimdi burada bir e, fayda zarar hesabına girmemiz lazım. Zaten ameliyatı tamamen bu hesabı yaptığımız ve ameliyat e, başarılı çıktığı için yapabiliyoruz. Şimdi uzun dönem dediğinizde, şunu unutmayalım: biz bu ameliyat hiçbir problem olmayan, fit, sağlıklı bir insana yapmıyoruz zaten. ha sağlıklı olabilir görüntüde, ancak kilolu olmak uzun dönemde bir insanın ömrünü 10 sene kısaltıyor. Yani kilolu olmayı, obez olmayı bir hastalık olarak kabul etmek zorundayız. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra uzun dönemde sorunla karşılaşılabilir mi? Uzun dönemde ameliyatlardan sonra çok ufak olasılıklarla problemlerle karşılaşılabilir. Biliyorsunuz işte ameliyattan sonraki ilk 5-10 gün içerisinde kalama kaçak gibi problemler olabilir. Bunlar hastanede veya o kısa süre içerisinde çözülür. ya ee, Allah'a şükür bunu çok 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 nadir görüyoruz ama diğer yandan uzun dönemde problem olur mu dediğinizde burada kendinize şu soruyu sormanız lazım. Ben bu kiloyla 10 sene yaşadığımda ne olur? Bunun cevabı bilimsel olarak verilmiş. Kilolu bir insan zayıf bir insana göre 10 sene daha az yaşıyor. Diğer yandan kilolu bir insanın uzun dönemde sorunuza istinaden e, diyabet olma olasılığı %40 daha fazla. Yani şeker hastalığı ve kalp damar hastalıklarından ölüm olasılığı yaklaşık olarak %80 daha fazla. Yani burada biz ameliyat ve problemlerini bir kefeye koyup kilolu olmak ve kilolu olmanın getirdiği problemleri bir kefeye koyduğumuzda uzun dönemde, kısa dönemde, her dönemde ameliyat çok daha verimli ve mantıklı hale geliyor. Zaten biz de bu ameliyatı böyle bilimsel verilere dayanarak rahatlıkla yapabiliyor olmamızı da buna borçluyuz. Yani ameliyat size fayda ediyor. Aa burada şunu söylemek lazım. Ameliyat fayda ediyor. Diğer tüm ameliyatlarda olduğu gibi bu ameliyatında kime nasıl yapılacağının güzel seçilmesi lazım. Yani evet ameliyat çok güzel. Misal şöyle söyleyelim. Kalp hastalıklarında yapılan kalp bypassları, ameliyatları evet iyi yapıldığında hayat kurtarıcı ama hiçbir problemi olmayan birine yapıldığını zaten düşünemiyorsunuz bile. Bizim için de aynısı geçerli. Ameliyatın kime layık olduğunu, kimin ameliyattan fayda göreceğini güzel bir şekilde burada bir parantez açayım. Sağduyulu bir şekilde seçmeniz gerekiyor. Güzel seçilmiş bir ameliyat. Güzel bir şekilde deneyimli bir el tarafından yapıldığı ve ameliyattan sonra da o el üzerinizden çekilmediği sürece sonuçlar çok başarılı. Evet burada buna çok dikkat etmek lazım ki zaten artık buna çok dikkat ediyor insanlar. Çok bilinçliler. onu da farkındayım. Şimdi soruya devam edelim. Uzun sürede sindirimde motilte demiş Kübra Hanım ee, barsan hareketi demek, barsan hareketlerinde hormonlarda ve enzimlerde problem olur mu? Şimdi sırayla gidelim. Tüp mide ameliyatında mide bir tüp formunda bunun bize getirisi nedir? Transis zamanı kısalıyor, yani yediğimiz şeylerin aşağıya gitme zamanı kısalıyor. Bu şu anlama gelebilir. Evet, sindirimde bir hızlanmaya sebep olabilir. Ama diğer yandan da daha az yendiği için birçok insan sistemin daha yavaş çalıştığından bahsediyor. Ee, ama bu durum genellikle yaklaşık bir sene içerisinde vücut tarafından regüle ediliyor. Yani vücudumuz o kadar güzel yaratılmış ki her şeye bir çözüm bulma eğiliminde. Yani sindirim üzerine böyle çok abartılı bir problem görünmüyor. Ha, şunu söyleyeyim. Ee, Sindirim üzerine bir problem görülürse de ki üst sindirim sistemi ameliyatlarının hepsinde bazı insanlarda pankreas enzimleri sindirim için yetersiz kalabilir. Bununla ilgili bazı ilaçlar var kullanılabiliyor. Çok çok nadir ama onu da söyleyeyim. Diğer yandan hareketlilikle ilgili motilite ile ilgili problem görülür mü? Şunu söyleyelim. Tüp mide ameliyatında motilite artmıyor, hareket artmıyor genellikle. Hatta hastalar daha az beslendikleri için tuvalete biraz daha zor çıktıklarını söylerler ilk etapta. Ama bypass ameliyatlarında bağırsak hareketleri bir miktar sizin lehinize şekilde artabilir. şundan bahsetmiyorum yine bir parantez. çok ishal olan ameliyatlar var mı? Var. Ben onları zaten yapmıyorum. Bazı agresif ameliyatlarda gerçekten bağırsak sisteminin kısa bölümü kullanıldığı için ciddi ishaller, problemler olabiliyor. Bu ameliyatlar pek yapılan şeyler değil, yapılmaması gereken de şeyler çok iyi seçmedikçe ben bunları uygulamıyorum. Bizim yaptığımız klasik gastric bypass ameliyatlarından sonra hareketlilikte, motilte de böyle acayip problemler gördüğümüzü söyleyeyim. Sonra hormonlar ve enzimlere geldik. Şimdi vücut zaten hormonları bir şekilde üretme eğiliminde ve enzimlerini de kendi sistemini devam ettirme eğiliminde burada bizim açımızdan hissedilebilir bir problem zaten görünmüyor ha hissedilebilir problem biraz önce dediğimiz gibi sindirimle ilgili olabilir enzimler orada fayda ediyor dediğim gibi işte bazı insanlarda pankreas enzim yetersizlikleri altta var olma eğiliminde o insanlarda üst sindirim sistemi ameliyatlarından sonra pankreas enzim yetersizlikleri bazen öne çıkabiliyor ve bizim bunun için enzim vermemiz gerekebiliyor. Ama onun dışında burada herhangi bir enzimlerle, hormonlarla ilgili hissedilir herhangi bir şey ortaya çıkmıyor. Hormon deyince en çok bilinen hormonla ilgili de bir bilgi vereyim burada. Guatr hormonu kullanan insanların ameliyattan sonra hormonlarında bir değişiklik olur mu? Böyle bir şey beklemiyoruz. Ama hormon ilacı kullanan, hormonlarını dengede tutmayan, tutmaya çalışan insanlarda ameliyattan sonra kilo verimiyle kullanılması gereken dozda azalmalar olabiliyor. Bu konuda da biz zaten kendi takiplerimizde gerekeni yapıyoruz. Umarım sorunuza cevap vermişimdir. Ee, ameliyatlar böyle evet e, bir ameliyat korku faktörü vesaire anlıyorum. İşte gereksiz sözlerin çok döndüğü bir e, işi yapıyorum. Bunun da farkındayım. Ama diğer yandan her şeye mantıkla baktığımız sürece sürecin içinden daha kolay çıkmamız çok daha mümkün. Kendinize çok iyi bakın videolara devam ediyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da anında göreceksiniz bunları. Görüşmek üzere.